Yani insana gerçekten mantıkla hareket ediyorlar. Evet. Çünkü mantık her taraftan insanlara öğretilir. Ya annesi çıkar, yavrum aklını başına al. Mantıklı ol, el alemin en akılsızı sen misin? Niye gidip yardım ediyorsun der mesela. Evet. Ona mantık dersi ver. Aileler çok mantıklıdırlar genelde, birçoğu. Yani hepsini tenzih ederim de, böyle materyalist aileler, Darwinist aileler hep mantık üstüne kurmuştur olaylar, birçoğu. Mesela ne bileyim, iş yerinde bir gayrimeşru bir şey yapılacaktır. El alemin en dürüstü sen misin? Bak herkes yapıyor der. Mantıklı ol, yap o işi der ve yaptırtırlar. Yani bu hep şeytanın sesidir. Halbuki insan mantığıyla değil, vicdanıyla hareket etmesi lazım. Allah'tan korkarak hareket etmesi lazım. Çok candan ve samimi hareket etmesi lazım. Böyle olunca tabii insanın başı bazen belaya da girer, derde de girer. Evet. Yani dürüstlük öyle ucuz bir konu değildir yani. İnsana pahalıya mal olur o. Yani Evet. haysiyet, namus, onur bunun bedeli ağırdır. Yani çok zaman insanlar bu yüzden meşgul durumda kalır. Bunu kabul edecek insanlar. Mantıkta insan kasılır. Dili dişi kasılır mantıklar. Gözler dikkat edersen onlar nokta gibi olur gözleri böyle. Evet. Mantıktan o çıkardan ve menfaat hırsından adeta böyle tesbih böceği gibi kasılırlar. Feci şekilde kasılırlar. Çünkü en ufak bir hatada çıkarını zedeleneceğini düşünün. İnsanlar samimi olduklarında gerekli, daha önce de anlattım bunu. Mantıklarına çatışıyor. Akıl kendilerince değil ama zekayla değerlendiriyorlar. Mantıklı mı davranayım, vicdanlı mı davranayım diyor. Mantıklı davranıp belanın içine giriyorlar. Mantıkta daima bela vardır. Vicdanlarıyla hareket edecekler. Samimi insan hep vicdanla hareket eder. Vicdanla hareket eden tabii hep zorluklarla karşılaşır. Yani samimiyet zordur yani, kolay değil de samimiyet. Yani insanın başına bin bir türlü bela çıkar samimiyette. Mantıkta insanlar bu işlerden kurtulur ama sürünürler. Yani asıl bela da o zaman çıkar. Tatlı belalardır ama. Mesela yani araba çarpar, birisi bırakırlar insanlar. Bütün arabalar geçer, sen iner kaldırırsın adamı omzuna kor, hastaneye götürürsün. Polis sen mi öldürdün, yakana yapışır. Birçok insanda olmuştur bu. Bunu kabul edecek. Ben bunu insanı Allah rızası için aldım ya, siz ne diyorsanız dinleyecek yani. Gerekirse de tutuklanır da. Ama insan orada bırakılmaz. Veyahut mesela bir kadını adam öldürmeye kalkıyor. Adam seyrediyor ortada. Her ne pahasına olsa olsun gidip kurtarılır o kadın. Ne olacak yani? Seyredilir mi o? Mesela ben geçenlerde öyle bir görmüştüm. Ya çok şaşırdım yani, mantığını da anlayamadım. Bir kadıncağız, adam da eline bıçak almış, televizyonda yayınladılar. Adam muntazam kadına batırıyor bıçağı. Bütün cümle alem seyrediyor. Yani bu ne demek, ben anlayamadım ben bunu. Yani her şey yapılır o kadını kurtarmak için orada. Yani her şey mübahtır. Vurursun eline odunu, atarsın bıçağı kenara, biter konu. Yani bu niye bu kadar uzatılıyor? Kadını böyle kevgire çevirdikten sonra gitti kurtardılar. Yani şu iş mi? Televizyonda gördüm ben. Bütün halk dolu. Yani bir kişi bile çıkmıyor mu burada? Bu ne mahsur var bunun? Seyredilir mi? Yani hatta ne gerekirse nezaketen de yaklaşılabilir. Bir şey söyleyeceğim dersin. Bir şey anlatacağım. Değil mi? Ben bildiğim bir gerçek var dersin. Yani çok makul oldu yanına yanaşın. Bir boş anını bulur. Atlar elinden alırsın. Kadıncağızı öyle delik deşik getirmenin alemi ne ya? Buna benzer çok olaylar oluyor. Bunun için yapılıyor. Mantık kullanılıyor. Vicdan kullanılacak. Nefis ve çıkarları insanı, yani mantıkla hareket ettiğinde insan aklı örtülür. Mesela bir fakire yardım edecek ama mantığı der ki sen buna para verirsen sen müşkül durumda kalırsın. En iyisi verme der. Mantıklı davranıyorum, vermiyorum parayı der. Ve o parayı da götürür, hastane parası yapar mesela. Fakat hastane parası yaptığında da yine isabetli olduğunu düşünür. Der ki iyi ki ben bu parayı vermemişim, bakın hastaneye ihtiyaç varmış, oraya harcadım der. Yine orada da mantığını kullanır.